Şu anakartın haline bakar mısınız? İnceleyelim. Oho. Bu anakart start da almıyor. Bakalım bu işin sonu ne olacak? Yeniden merhaba arkadaşlar. Şu anakartın haline bakar mısınız? İnceleyelim. Bu anakartı sokakta görseniz tekmeleyip atarsınız gibime geliyor. Yani işi bitmiş olarak görürsünüz bunu. Ben bu anakartı satın aldım. Bu anakarta yanlış BIOS atıldı diye satın aldım. Maalesef birçok kullanıcı bu aralar çokça yalan konuşuyor. Sorunun ne olduğunu bilmiyorum. Önce anakartın bu halini hafızanıza alın. Unutmayın. Bu şekilde anakartı hazırladım. İşlemciyi de taktık. Bakalım start alıyor mu? Onu da bilmiyorum. Bir deneyelim. Oho. Bu anakart start da almıyor. Güç kaynağı fişi takılı. Her şey tamam. Yani sorunumuz büyük. Hem de bayağı büyük. Bakalım bu işin sonu ne olacak? Biraz merak edin. Ben de bilmiyorum tabii açıkçası. İnşallah bu anakartı da kurtarırız. Evet arkadaşlar, anakartı temizledik. Bunu nasıl yaptığımı videonun sonunda göstereceğim sizlere. Ancak şunu belirteyim, yapmış olduğum işlem oksitlenme yapabilir. Bunun için de tedbir almanız gerekir. Bazı kimyasal yağlar da kullanmanız gerekir. Bunu belirteyim. Yani benim gibi yapmayın demek istiyorum. Çünkü yapmış olduğum işlem oksitlenmeye sebep verecektir mutlaka. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Bu anakart leş gibiydi. Tabiri caizse leş gibiydi. Sanki çöplükten alınmış bir anakart gibiydi. Ve ayrıca start da almıyordu bu anakart. Biliyorsunuz. Ben her şeyin montajını yaptım. İşlemciyi de taktım. Güç kaynağımız da bağlı.
RAM'imiz takılı. Bu şekilde bir deneyelim bakalım. Bu anakart start almıyordu arkadaşlar. Şimdi bakalım. Çalıştırıyorum. Start veriyorum. Evet, start aldı. Anakart start aldı arkadaşlar. Bakalım görüntü gelecek mi? Evet, görüntü de geldi. Güzel. Bu iş bu kadar arkadaşlar. Allah'ın izniyle bu projeyi de tamamladık, bitirdik. Ülkemizden bir döviz çıkışını da engellemiş oldum ben kendi adıma. Bu anakartı kurtararak. Sizler de böyle yapın diye ben bu videoları hazırlıyorum, içerikleri hazırlıyorum. Şöyle bir durum da var. İşsizlik var, işte şu var, bu var. Toplumun geneli için demiyorum ama işsizlik kimine göre var? Bana kalırsa iş beğenmeme var. Bakın bu anakart çöpteydi ya da hurdaydı. Hani birilerinin tabiriyle. Bu anakartı ben kurtardım. Şimdi tekrar satışa sunabilirim. Yani tekrar kamuya hizmet etmesini sağladım. Çünkü biz bu anakartları üretmiyoruz. Dışarıdan döviz ile satın alıyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Her genç birey fark etmez gerçi ama hani gençler hep işsizlik var, şu var, bu var bahanesi bulduğu için. Tabii herkesten bahsetmiyorum burada. Her genç kardeşimden bahsetmiyorum. Böyle bir bahaneler olduğu için alın size buyurun iş. Yani biraz çaba gösterin. Çaba olmayınca ekmek yok. Son olarak anakartın BIOS'unu da değiştirdim. NVMe SSD modlu BIOS da yükledim. Üzerinde adaptörü ile birlikte NVMe SSD sürücümüz de bulunmakta. SATA bağlantıları boş. Üçüncü nesil işlemci var. i5 3570K 32 GB DDR3 RAM'imiz bulunmakta. Slotların tamamı dolu. Ekran kartım Safir Alix 580. Bunlar da ekran bilgileri. BIOS tarihi 2024 yılını ayarladım. En güncel BIOS mevcut anakartta. Evet arkadaşlar, çöp, hurda dediğimiz anakart ne hale geldi? Üretim hattından yeni çıkmış duruma getirdim. Sizler de elinizdeki anakartların bakımlarını bu şekilde yapabilirsiniz. Ancak yine belirteyim, bu iş biraz risklidir. Dikkat edin derim. Tertemiz anakart oldu. Belki bir 10 sene daha hizmet verecek durumda. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu ve buna benzer değişik, enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.